Hepinize merhaba. Bugünkü konumuz metin türleri. Metin türleri konusunu iki başlık altında inceleyeceğiz. Edebi metinler ve öğretici metinler. Edebi metinler olaya dayalı metinlerdir. Fable, masal, destan, roman, hikaye gibi alt başlıkları vardır. Öğretici metinler düşünceye dayalı metinlerdir. Günlük, anı, biyografi, otobiyografi, fıkra, sohbet, deneme, makale, eleştiri gibi alt başlıkları vardır. Edebi metinlerle başlıyorum. Edebi metinlerde bir masal. Masalda arkadaşlar olağanüstü olaylar ve kişiler vardır. Örnek olarak Kaf Dağı. Mesela böyle bir dağ normal hayatta yoktur. Uçan yaratıklar, uçan çocuklar arkadaşlar. Bunlar bize neyi gösteriyor? Olağanüstü varlıkların, olayların olduğunu gösteriyor masalda. Masallar arkadaşlar tekerleme ile başlar ve tekerleme ile biter yine. Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde diye başlar ve yine tekerleme ile biter. Masallarda yer ve zaman belirsizdir. Eski zamanlardan birinde evvel zaman içinde gibi net olmayan zaman kavramları vardır. Masalların sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır ve masallar düz yazı şeklinde yazılır. Fable'a geçtiğimizde yine masallarda olduğu gibi olağanüstü olaylar vardır ve olağanüstü kişiler vardır. İnsan dışındaki varlıkların konuşturulmasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Fable diyoruz. Ders kitaplarınızda genellikle verilir karga ile tilki fable'ı görürsünüz kitaplarınızda. Amaç nedir arkadaşlar fable'da? Ders vermektir. Ezop, Beydeba, La Fontaine önemli fable yazarlarımızdandır. Nasıl yazılır? Şiir şeklinde yazılır. Eğer sorularda masalla fable arasında kalırsanız çıkış noktanız şu olsun. Fable'lar şiir şeklinde yazılır. Masal ise düz yazılı şeklinde yazılır. Buradan ikisini birbirine karıştırmıyorsunuz. Yine destana geldiğimizde yine destanda da olağanüstülük vardır arkadaşlar. Konusu tabii ki de kahramanlıktır. Ulusaldır. Her milletin, her ulusun kendine ait destanları vardır arkadaşlar. Eğer size soruda destan sorulacaksa mutlaka han veya kağan kelimelerini kullanır. Sorularda bu iki kelimeye dikkat edin. Eğer bu kelimeler varsa destandır diyebilirsiniz. Geçtim hikaye ve roman. Hikayenin diğer ismi öyküdür arkadaşlar. Her ikisinin de ortak özellikleri gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi mümkün olan olayların anlatıldığı düz yazı türleridir. Olay, zaman, mekan, kişi unsurları her ikisinde de yine vardır. Peki farkları nelerdir? Hikayede arkadaşlar dar bir zaman dilimi vardır. Romanda ise geniş bir zaman dilimi vardır. Hikaye kısadır, roman uzundur. Hikayede karakter sayısı azdır. Romanda karakter sayısı fazladır. Hikayede önemli olan olaydır. Romanda önemli olan kişidir. Eğer soruda yine ikisi arasında kalırsanız sizin için bir çıkış noktası olsun. Bu iki madde çok önemli. Eğer olay üzerinde duruyorsa hikaye diyeceksiniz. Roman kişi üzerinde duruyorsa roman diyeceksiniz soruya. Bunlara dikkat edin. Ben şöyle diyorum, roman hikaye arkadaşlar romanın küçültülmüş halidir. Son olarak hikayede arkadaşlar serim, düğüm, çözüm bölümleri vardır. Bunlar normal bildiğimiz kompozisyondaki giriş, gelişme, sonuç bölümüyle aynıdır. Sadece isim olarak farklı. Hikayede serim, düğüm, çözüm isimlerini alıyor. Geçtim diğer başlıklarıma. Günlük ve anı hem karşılaştırarak gidelim hem de çıkarımda bulunarak gidelim. Günlüğün diğer ismi günce, anının diğer ismi hatıra. Günlük arkadaşlar düzenli ve günü gününe yazılan yazılardır. Burada anahtar kelimemiz günü gününe. Yani bir yazıda sağ üstte tarih atılmışsa arkadaşlar bu günlük demektir ve günlükler günü gününe yazılır. Anıda ise belirli bir zaman geçtikten sonra yazılan yazılardır diyebiliriz anılar için. Burada da anahtar kelimemiz belirli bir zaman geçtikten sonra. Yani burada geçmiş bir yaşantı söz konusu. Burada ise günlük yaşantı söz konusu. Anıda arkadaşlar başımızdan geçen ya da tanık olduğumuz bir olay anlatıyorsak biz buna ne diyoruz? Anı, hatıra diyoruz.
Günlükler arkadaşlar bir de tarihe ışık tutar. Neden tarihe ışık tutar? Çünkü günü gününe yazılan eserler oldukları için tarihçiler genellikle günlük yazılarından yararlanmışlardır. Geçtim deneme ve makale. Her ikisi de arkadaşlar düşünce yazılarıdır. Yani fikir yazılarıdır. Denemede öznellik vardır. Eğer bir yazı öznelse kanıtlama amacı gütmez. Samimi bir dille yazılır. Sonra deneme arkadaşlar her konuda yazılabilir. Bu okullarda öğretmenlerimizin bize yazılı sınavlarında yazdırdığı kompozisyonlar birer ne örneğidir? Deneme örnekleridir. Denemede arkadaşlar buna çok dikkat edin. Kendi kendine konuşuyormuş havası vardır. Eğer bir yazıda yazar kendisiyle konuşuyormuş üslubuyla yazıyorsa ne diyeceksiniz? Deneme diyeceksiniz. Öznellik olduğu için kişisel cümleler çok fazladır denemede. Yani bana göre, bence gibi ifadeler varsa sorularda bunlara da dikkat ediyorsunuz. Soruyu çözmenize size yol gösterecektir. Makalede ise arkadaşlar nesnellik vardır. Nesnelse kanıtlama amacı vardır. Nesnelse bilimseldir, bana bilgi veriyordur. Bilgi veriyorsa mutlaka inceleme ve araştırma sonucunda ulaşılmıştır o bilgiye. Yine nesnellik, bilimsellik varsa resmi bir dil kullanılır. Makale ve deneme için şunu diyebiliriz. Birbirinin zıttı metin türleridir. Buna dikkat edin. Geldik eleştiri. Eleştiri arkadaşlar mutlaka olumsuz olmak zorunda değil. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Bir yapıtla ilgili düşüncelerin somut delillerle ortaya konmasına biz ne diyoruz? Eleştiri diyoruz. Size sorularda eleştiriyi soracaksa yapıt üzerinden sorar. Yani yapıt demek eser demek. Eserlerin iyi kötü yanlarını, işte olumlu olumsuz yanlarını, eksiklerini, fazlalıklarını anlatıyorsa, eleştiriyorsa biz buna eleştiri diyoruz. Yapıtın gerçek değerini ortaya koymak nedir? Eleştirinin amacıdır. Eleştiri yapan kişi mutlaka tarafsız olmak zorundadır arkadaşlar. Gelelim fıkraya. Fıkra, bildiğimiz Nasrettin Hoca fıkraları değil arkadaşlar. Burada dikkatli olmanız gerekiyor. Gazete ve dergilerde yayımlanan, günlük önemli olayların anlatıldığı düz yazı türlerine biz ne diyoruz? Fıkra diyoruz arkadaşlar. Buna en güzel örnek şu an içinde bulunduğumuz COVID-19'dur arkadaşlar. Bununla ilgili yazılar yazıp, yazarlar gazete ve dergilerde paylaşıyorsa buna ne diyoruz? Fıkra. Diğer ismiyle köşe yazısı diyoruz. Fıkralar özneldir arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Bir sonraki başlığım söyleşi, sohbet. Yazarın samimi bir dille karşısında biri varmış gibi düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Buradaki anahtar kelimelerimiz karşısında biri varmış gibi. Sohbet zaten nasıl yapılır? Tek başına sohbet yapamayız. Sohbet yapabilmemiz için mutlaka bir kişinin olması gerekir. Yazıda da aynı şekilde yazar sanki karşısında biri varmış da onunla sohbet ediyormuş gibi yazı yazıyorsa arkadaşlar buna sohbet diyoruz. Sohbet söyleşi arkadaşlar özneldir. Çokça sorular sorar metnin içinde. Soru işaretleri, soru cümleleri varsa yine sorularda dikkat edin. Büyük ihtimal size sohbet yazısını vermiştir. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Yine sorularda bu ikisini birbirine karıştırmayın. Sohbette karşısında biri varmış gibi bu havayla yazıyor. Ama denemede ise sanki kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazıyor yazar. Bu ikisine sorularda yine dikkat ediyorsunuz. Geldik biyografi ve otobiyografi. Her ikisinde de bir kişinin hayatı anlatılır. Biyografide başkasının hayatını, otobiyografide ise kendi hayatımızı anlatırız arkadaşlar. Eğer başkasının hayatını anlatıyorsam üçüncü tekil kişi o kullanırım. Yani yüklemlerin başına o getirdiğimde anlam bozulmuyorsa biyografi. Otobiyografide ise birinci tekil kişi ben kullanılır. Yüklemin başına yine ben getirdiğimde anlam bozulmuyorsa otobiyografidir diyebiliriz. Çıkış noktanız olabilir. Hani biyografi mi otobiyografi mi diye soruda
iki şık arasında kalırsanız yüklemin başına ben ve o getirin. Biyografi ve otobiyografilerde arkadaşlar kronolojik sıra önemli. Her ikisinde de önemli. Hayatımızın önce sonundan, sonra başından, sonra ortasından bahsedemeyiz. Mutlaka belli bir yerden başlayıp oradan devam etmemiz gerekir. Buna örnek olarak şunu verebiliriz. Atatürk'ün hayatını biri anlatıyorsa arkadaşlar nedir? Biyografidir. Ama Atatürk kendi hayatını anlatıyorsa otobiyografi olur diyoruz. Son olarak gezi yazısı. Gezilip görülen yerlerin anlatıldığı metin türüne ne diyoruz? Gezi yazısı diyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şu sorularda. Bu gezi yazıları da genellikle sorularda anıyla karıştırılıyor. Anıda ne vardır? Mutlaka bir olay vardır arkadaşlar. Gezi yazısında ise mutlaka bir yer vardır. Bu ikisini de buradan ayırt edebilirsiniz. Konumuz burada bitti arkadaşlar. Şimdi 10 soruluk bir testimiz var. Onu da birlikte çözelim. Soruları nasıl çözmeniz gerektiğini de size göstereyim. Bu şekilde konumuzu tamamlayalım. Şimdi soru 1 ile başlıyorum. Önce soru kökünü okuyorum. Bu parçada parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir? Eğer şıklar kısaysa önce şıkları okumanız daha iyi olacaktır sizin için. Makale, deneme, gezi yazısı, biyografi demiş. Hemen bakalım parçamıza. Artvin'e bakan yeşil tepeler, üzerinde bulunan dağ evi şeklindeki tesislerde yerel türküler dinlemek bizim için apayrı bir keyif. Kentin mütevazi çarşısı ile şaşırtıcı ölçüde zengin rehberimizin eşliğinde çarşıyı dolaşacağız. El yapımı boğa heykelleri ve çeşitli ağaç işlerinin satıldığı dükkanlar dışında şarküterilerden yörenin meşhur kestane ve çiçek balı, köy peynirleri, dut pestili, çam sakızı, salata yapımında kullanılan çeşitli kır otları ve sadece Çoruh Vadisi'nin belli bölgelerinde yetişen butko zeytini alınabilir demiş. Şimdi baktığımda arkadaşlar Artvin'den bahsetmişim. Rehberimiz varmış. Demek ki rehber bizi gezdiriyor. Çoruh Vadisi demişim. Yerden bahsediyorum arkadaşlar. Eğer yer varsa parçada direkt ne diyoruz? Gezi yazısı diyoruz. Bir olay yok. Sadece yeri anlatıyorum. O yüzden cevabımız Ceyhan oluyor. İkinci soru. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Halk arasında anonim olarak ortaya çıkan anonim, ağızdan ağıza dolaşarak zenginleşen, hayal ürünü, olayları anlatan ve olağanüstü niteliklere sahip olan öykülere nokta 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 denir demiş. Bakıyorum roman, masal, tiyatro, deneme. Tabii ki de olağanüstülük dediği için ben hangi şıkkı işaretleyeceğim? C şıkkı masalı işaretliyorum. Anahtar kelimemiz olağanüstü. Geçtim üçüncü soruya. Bu sözleri söyleyen bir yazarın yazmayı düşündüğü eserin türü aşağıdakilerden hangisidir? Biyografi, otobiyografi, röportaj, günlük. Bugüne kadar yaşadıklarımı anlatan bir eser yazmak istiyorum. Yaşadıklarımı. Bu eserimde daha çok kendi yaşam öykümü öne çıkaracağım. Tabii kendimle beraber aile büyüklerimden, çevremden, aile içi durumlarımdan da söz edeceğim bu eserimde. Direkt zaten kendi yaşam öykümü dediği için neye gidiyoruz arkadaşlar? Otobiyografi, yani cevabımız yine Ceyhan oluyor. Geçtim dördüncü soru. Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden alınmış olabilir? İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yer değiştirmek onu daha fazla bunaltır. Nasıl ki yerine oturmuş yükler daha az engel olur geminin gidişine, bir hastaya iyilikten çok kötülük edersiniz yerini değiştirmekle. Onun için kalabalıktan kaçmak yetmez. Bir yerden başka bir yere gitmekle iş bitmez. İçimizdeki kalabalık hayallerimizden kurtulmamız, kendimizi kendimizden koparmamız gerek. Arkadaşlar burada hiçbir anahtar kelime zaten yok. Burada yazar kişisel düşüncelerini, öznel düşüncelerini, öznel fikirlerini, öznel cümlelerle dile getirmiş. Ben buna ne diyebilirim?
Tabii ki de deneme diyebilirim. Fıkra diyemem arkadaşlar. Günlük bir olay yok. Eleştiri, herhangi bir konuda eleştiri yapmıyorum. Sohbet değil, karşımda sanki biri varmışçasına yazmıyorum. Sanki kendi kendimle konuşurcasına yazıyorum. O yüzden nedir cevabım? Bolu, yani denemedir. Geçtim 5. soru. Yukarıdaki parça hangi yazı türünden alınmış olabilir? Bir gün Atatürk, Yaveri ve ben bahçede dolaşıyorduk. Çok ihtiyar ve geniş bir ağaç atanın geçeceği yolu kapatıyordu. Ağacın bir yanında dik bir sırt, diğer yanında suyu çekilmiş bir havuz vardı. Ata havuzun tarafındaki kısma yaslanarak karşıya geçti. Derhal atıldım. Emredersiniz, derhal kestireyim paşam. Bir an yüzüme baktı, sonra Ulu Önder şöyle dedi. Sen hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin? Arkadaşlar burada ne var? Bir olay var. Geçmişte yaşanan bir olay. Geçmiş. Geçmiş varsa, bir olay varsa, kişiler varsa ve ben bir olayı anlatıyorsam başımdan geçmiş, ben buna direkt ne diyorum? Anı diyorum. Diğer soruma geçiyorum. Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'nin eşsiz gölleri ve sulak alanları birer birer yok oluyor. Son 50 yılda Türkiye'nin sulak alanlarının yarısı kaybedildi. Doğa Derneği Sulak Alanları Koordinatörü Hatice Sarısoy, 50 yıl önce yaklaşık 2,5 milyon hektar sulak alana sahip olan Türkiye'nin 1 milyon 300 bin hektarlık sulak alanını kaybettiğini söylüyor. Arkadaşlar burada sayısal veriler var. Sayısal verilerle bir konuyu ben araştırmışım. Sayısal verilere ulaşmışım. Nesnellik söz konusu. O yüzden ben bunun cevabına direkt ne diyebilirim? Makale diyebilirim. Söyleşi diyemem. Biriyle sohbet etmiyorum. Mektup zaten değil. Denemede de kendi kendime konuşuyormuş havası vardı. Öznel düşünceler vardı. Ama burada sayısal veriler var. Ben bir bilgi veriyorum burada. O yüzden ne diyoruz? Makale diyoruz. Geçtim 7. soruma. Yukarıda özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Olaylar hayal ürünüdür. Yer ve zaman kavramı belirsizdir. Evrensel konular işlenir. Olaylar mişli geçmiş zamanla anlatılır. Bir takım tekerlemelerle başlar. Özellikle şu madde çok önemli. Tekerlemeyle başlıyorsa direkt ben ona ne diyebilirim? Masal diyebilirim. Geçtim diğer soruma. Yukarıdaki özellikleri verilen yazı türü hangisidir? Milletin benliğinde iz bırakan olaylar ele alınır. Çoğu kez düz yazı şeklinde olur. Olay önce ağızdan ağızı aktarılır, daha sonra yazıya geçirilir. Millet dediği için direkt neye gidiyorum? Destana gidiyorum arkadaşlar. Millete, ulusa ait eserlere ne diyoruz? Destan diyoruz. Son sorumuz. İsmail Bilgin 1964 yılında Gelibolu'nun Evreşe Bucağı'nda doğdu. İlk ve ortaokulu Evreşe'de, liseyi Gelibolu'da bitirdi. Ve İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü kazandı. Ben burada İsmail Bilgin'in hayatı hakkında bilgi vermişim. Okuduğu okulları söylemişim sırasıyla. O yüzden direkt ne diyebilirim? Başkasının hayatı anlatıldığı için biyografi diyebiliriz. Yani cevabımız Ceyhan oluyor bu soruda da. Arkadaşlar konumuz bitti. Soruları da birlikte çözdük. Bu tarz sorularda ne yapıyorsunuz? Anahtar kelimelere bakıyorsunuz. Soruyu o şekilde çıkartmaya çalışıyorsunuz. Umarım yararlı olmuştur sizin için bu videomuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bolca soru çözün. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum.